Annemin aloe veraları suya ihtiyaçları var mı diye şöyle bir bakayım dedim. Ama yok, hala toprakları daha ıslaklar. Şey yapmaya, sulamaya gerek yok. Herkese merhabalar bu arada. Merhabalar, selamlar arkadaşlar. Biz böyle akşam yemeğine başladık. Annem bugün kebap yapıyor bize. Bu köfte. Maydanoz, karabiber, sarımsak. Şimdi bu sadece tavuk kıymasıyla köfte. Tavuk kıyması, kuyruk yağı, maydanoz, soğan, sarımsak var mı anne? İçinde. Soğan yok, sarımsak var. Sarımsak var ve baharatlar, biliyorsunuz Baharatlar. baharatları da kimyon, pul biber, toz, işte karabiber, tuz, bunlar. Bu şekilde annem böyle bir köfte harcı yaptı. Çocuklar köfteyi çok seviyorlar. Onlara köfte kebabı yapacağız. Şöyle de kuşbaşı iki şiş, şey kuşbaşı, tavuk göğsü şişbaşı var. Burada da yine devamını yapıyor annem. Bunları biraz böyle uzun uzun yapıyor. Bu şekilde. Kuyruk yağı koydum ya, biraz kıvırdı, onun için böyle yapıyorum. Yoksa şişe takacaktı. Geçen biz hastaneye gitmiştik ya, o gün de kebap yapmıştınız. Hatırlıyor musun, ben hasta olduğumda? Acile gitmiştik. O gün kebap yapıyorduk da biz bulunamadık ya. Onda o bundan yapmıştın değil mi gene? Bundan, ay çok güzel olmuştu. O çok güzel. Biz geldikten sonra yemiştik. Çok lezzetli olmuştu. Bu da çok güzel. Eline sağlık anne. Tekrardan herkese merhabalar. Nasılsınız? Bizler iyiyiz, Allah'a şükürler olsun. Yine köydeyiz. Daha birkaç gün daha burada kalmayı düşünüyoruz. Bugün günlerden pazar. Bugün Ali gündüz vardiyasından gece vardiyasına dönecek. Bu yüzden saat 4'te işi bitiyor. Buraya gelecek servisle. Şu an geliyorlar, yoldalar. Gece 11'de tekrardan işe gidecek abimle beraber. O da İskenderun'a gitmek istememiş 5 saatliğine. Buraya geliyorum dedi. Hatta şöyle bir şey oldu. Ben onu aradım, dedim ki Ali dedim, akşam buraya gel dedim. İşten çıkınca servisle buraya gel dedim. Kebap yapacak annem dedim. Hep beraber olalım. Sen de bu gel aramızda ol dedim. O da dedi ki zaten ben oraya geliyorum dedi. Şimdi servise biniyorum dedi. Zaten oraya geliyorum dedi. Bugün kısa dönüş var. Gece 11'de tekrar işe gideceğim dedi. Ben de 4-5 saatliğine İskenderun'a gitmeyeyim, köye gideyim dedim dedi. İyi dedim, isabet olmuş. Şimdi işte annem köfteleri hazırlıyor mutfakta. Kardeşim mangalı yakıyor. Bir yandan da yine dün akşamki gibi semaveri yakıyor. Semaver de çay yapacak yine bize. Diğer abimler de geldi. Diğer benim denizciler de, yani İskenderun denizcilerde oturan diğer büyük abimler ve yengem de geldiler. Ailece bir yemek yiyeceğiz bugün akşam inşallah. Bugün gündüzün yorgunluğu var üstümüzde. Diğer videoyu izlemişsinizdir. Denize gitmiştik. Denizin yorgunluğu var üzerimizde. Onun yorgunluğu da artık bugün ancak geceye kadar ayaktayız anlayacağınız. Zaten babamız da geliyor. Çocuklar mutlu oldular babamız geliyor diye. Diyorum eve gidelim mi diyorum. Yok diyorlar, gitmeyelim dedim. Yok oğlum, zaten gitmeye niyetim yok benim de. Daha 2-3 gün daha burada kalmak istiyorum. Böyle şimdi ben kalkacağım, mutfağa geçeceğim. Annem köfteleri yaptı, ben de salatayı falan yapayım. Masayı hazırlayalım. Ali yolda zaten, şimdi aradı. Bir şey lazım mı, alacak bir şey var mı dedi. Biz her şeyi almıştık. Ekmeğimiz azmış. Dedik ekmek az, ekmek alın. Öyle. Gideyim anneme yardım edeyim. Mangalı yakmaya başladı kardeşim. Burada mangal yanıyor. Burada da semaverde semaveri yakmaya başlamış. Semaverde de çay yapacak bize. Anneci çağırıp duruyorsun ne? Ha? Ne? Ne oldu? Tam yapma. Sal, şey yapma. Bırak. Ama başka sallanma tekniği yok. Bugün yemeği ise. 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 Bugün
Fulan söğüşü bu. Mayadanoz doğrayacağım içine. Bu arada Ali de geldi. Aylin Hanım kalkmıyor. Deniz'de o kadar çok yorulmuş ki. Yakup. Kim geldi? He, baba mı geldi? Bir çağır bakayım. Ali de hele Aylin, hadi kalk kızım artık, kalk. Kalk artık. Şu saçlarını şöyle aç bakayım. Kızım kalk artık, kalk. Baba geldi, kalk artık. Aylin de bir uyudu, kalkmıyor. Bak bak, bak şunun yaptığına bak. Sen var ya. Oy, düştün işte böyle. Sumak kebaplık ekşidir. Zaten soğan salatasının tadını getiren bu sumak. Yakup, yine devirdin ortalığı. Yakup, yerine yokuşan. Bir onu mutfağa soysun. Emzeğini al Yakup. Çok güzel oldu. Bugün bir takipçim de bana yazmış. Güzel salataların çok güzel oluyor yazmış. Soğan salatamız hazır. Domatesler de hiç güzel değil. Şey, Bursa domatesi güzel domatesi. Yok. Ha. Bunu da götürüm. Şunu da biberler de. Gelme oğlum. Ne oldu oğlum? Salataya limon doğrayacağız. Limon sıkacağız da bahçeden limon koparacağım. Koparayım. Şimdilik bir tane yeter. Hadi salçalara bakalım bakayım salçalar ne durumda. Salçalarımız sabahkine göre daha şey suyunu çekmiş. Sabah daha suluydu. Bayağı bir suyunu çekmiş. İyi olmuş. Güzel. Oo, mis gibi vallahi. Buraya sabah da geldim baktım mis gibi salça kokusu. Çok güzel kokuyor. Annem karıştırıyor zaten gidip gelip. Yeni de karıştırdı. Benim karıştırmama gerek yok. Bu konuda bazı önemler alması lazım. Gidişat iyi değil. Ama vardır.
Baba. Ne? Ketçap, sadece ketçap mı? Başka bir şey yok mu? Yok, mayonez yok zaten. Sade yiyormuş Nida. Arasına bir şey istemiyor. Erdem nasıl istiyorsun oğlum? Hala, domates olsun. Salata? Biber istiyor musun? Yok. Niye? Biber de koysun arasına. Yok, hep soğanlı muhan, hepsini koyuyorum ben. Nida'ya değil, Erdem'e. Niye sen yiyordun salata falan arasında? Ha, soğan yemiyormuş. Koy soğan yemedim, salata yiyordum. Domates yiyorum, domates yiyorum. Niye söylemedin? Şey, alırım. Domates istiyor. Biber. Biber koysun Merdem. Niye sen yerdin lan? Biber falan yerdi ama istemiyor. Tam koyma o zaman ya. Ben. Ne koyduk? Başka bir şey yok. Tam bir domates yeter o zaman. Et biraz daha koy. Aylin yavaş sallan kızım. Gel al halacığım. Erdem. Gel. Acı mı olmuş biraz? Acı biraz yani. Olsun. Acı iyidir oğlum. Acı. Acı iştah açar. Acı derken yani böyle az bir anlık yakıyor. O pul biberin acısı. Öyle fazla acı değil. Hadi afiyet olsun. Hadi. Siz önce yiyin, karnınızı doyurun. Siz sonra bizi yersin. Ay ay. Alemsiniz siz ya. Koy bu masaya koy. Yapıyor hani yapıyor. Bu ne yapayım dedin ki? Kime yetireceğim ki ben? Allah! Mehmet! Hadi hadi! Herkes masaya! Evet. Burada. Ali Çavuş, onu da aç gene. Aç şu kaçıp getir. Abinin telefonunu almış ya. Ver oğlum onu bana. Aman sıcak. Ali şunları dur senin. Evet. Dur dur ben bakacağım oğlum şimdi. Allah. Aman ne yapıyorsun ya. Gerek düşmesin ya. Zaten yok. Tut şeyi ızgarayı tut da. Tamam tutuyorum ben sana. Sen yukarı ya çıkar. Gerçek mi? Çok mu şimşek çaktı burada? Evet. Dün gece, yani bu gece, bu geçtiğimiz gece değil, ondan önceki gece öyle bir yağmur yağdı, bir fırtına, bir yağmur. Ben kalktım hemen çocukları kaldırdım, Aytuğ'u kaldırdım, içeriye götürdüm, böyle büzüşmüş, donmuş. Alper'i çağırdım, zorla götürdüm içeri. Yok diyor, ben dışarıda yatacağım. Geri şey yaptı. Geri dışarı çıktı. Sonra biraz sonra bir yağmur başladı. Yağmur başlayınca annem kalktı, hepsini içeriye geçirdi. İçeri mi geçti? Ha.
Hangi aldı? Mesela geçen şey oldu. Hararetli bir maç. Şey gibi açık hava sinema olur ya. Bu kadar kötü, çok kötü top attı. Ona top attı. Çok kötü, kötü top. Ne yapıyor, ne oldu? Niye mamanı içmiyorsun Yakup? Ben içeyim Yakup. Hadi. Bak baba içer sonra ha. Geç. Aha babası sen iç, Yakup'a kalmasın. Aa baba içiyor. Yakup mamayı baba içiyor. Benim. Abimler evlerine gittiler. Ali de birazdan işe gidecek abimle beraber. Gece vardiyasına dönüyorlar. Onlar birazdan geri işe gidecekler. Sonra da ben bu küçük kuzucukları yatıracağım. Hayır. Sakın yapma. Sen görüyorum ben seni. Açıl. Sen de gelecek misin? Yakup baba gidiyor. Ben işe gidiyorum işe. Babası Yakup'u da götür. Ama olmaz. Sana yardım eder. Oy kuzum ya. Gitme diyor babası sana. Gitmeyeyim mi? Gidin mi? Oy kızıyor, sinirleniyor babası gidecek diye. Gideyim mi gitmeyeyim mi? Ne oldu aşkım? Ne oldu annem? Hadi öpün babanızı. Hadi. Hadi babanızı öpün, güle güle deyin. Hayırlı işler deyin. Hadi kızım. Öp hadi. Öp. Yakup huysuz. Yakup'un huysuzluğu üstünde bugün. Hadi. Gel sen şeyi bıraksın, ben de böyle bırak. Hadi öpün babayı. Hadi, hadi babayı öpün. Çabuk. Tamam annem, tamam. Hadi canım benim. Gel kucağıma gel. Ali gitti işe. Baba gitti. Ali'yi de gönderdim işe. O da işe gitti. Böyle kısa dönüş olduğu zaman çok zor oluyor kendisi için. Akşam 5-5.30 gibi eve geliyor. Gece 11'de tekrar işe dönüyor. Tam böyle vardiya dönüşü olduğunda, gündüz vardiyasından gece vardiyasına dönüş olduğunda böyle oluyor. Onun için çok zor oluyor. Hiçbir şekilde uyumadan işe gidiyor. Yemek yedikten sonra işte maç izlediler. Tablette maç izlediler biraz. Çay falan içtik. Semaver'de çayımız vardı zaten o ateşte. Çayımızı içtik. Çaydan sonra biraz hamakta yattı. Yakup uyuyordu. Yakup'un yanına kıvrıldı yattı. Şöyle bir 1-2 saat orada uyudu. Ben de ellemedim. İçeriye yat falan dedik. Yok dedi, burası rahat dedi. Bir de Yakup'u özlemiş. Yakup'la beraber uyudu. 2 saat falan yattı, kalktı, biraz kendine geldi. Ondan sonra da artık işe gittiler. Ne diyelim, Allah'ım sağlık saat versin, güç kuvvet versin. İş versin Rabbim, rızk versin de bir şekilde işte uykulu veya uykusuz bir şekilde evimize rızkını getiriyor. Çok şükür Allah'a. Ben de işte şimdi artık çocukları yatıracağım. Hiç yatmak da istemiyorlar, uyumak da istemiyorlar ama yatıracağım artık onları. Dedim artık videomu sonlandırayım. Bu videoyu da böyle sonlandırayım. İnşallah izlerken keyif alıyorsunuzdur videolarımızdan. Bu ara hep böyle köyde, evde videolar geliyor. Birkaç gün daha buradayım. Birkaç gün sonra eve gideceğim. Yarınki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.